halk belli bir fabrik ayarları vardır. Yani devlet onları belli bir kıvamda terbiye eder. Onları bir arada durabilecek biçimde terbiye eder. Biraz korkuyla, biraz zorlamayla ve alışkanlıklar oluşturur, masallar oluşturur. Bir takım palavralarla, hiç fark etmez, kutsal yalanlarla onları birlikte davranmaya yetenekli hale getirir. Ki doğrusu da budur. Hiçbir felsefeci bu toplumsal birliğe karşı çıkmaz. Ancak hakikat bu iyi olandır. Doğru olan değildir. Önemli olandır ama değerli olan mıdır tartışılır. Hakikat tam tersine ayrıştırıcıdır. Hakikatin kendisine tahammül etmek çok zordur. Kor ateş gibidir. Taşıyamazsınız, darmadağın olursunuz, çözülürsünüz. Dolayısıyla toplumla bunu paylaşmanın sonuçları da ağırdır. Eğer ruh hastası değilseniz, insanların kafasını karıştırmaktan zevk almıyorsanız, söylediklerinizin sorumluluğuna sahip çıkıyorsanız, her şeyi aklınıza geldiği gibi söyleyemezsiniz. İnsanların duygu dünyalarını tekmeleyemezsiniz. Fakat herkes mi böyle yapacak? Hayır. Düşünme ısrarla bağımsızlığını talep edecektir. Ayrışma talebi. O yüzden insan toplumsal bir canlıdır. Medeniyum bir tabdır. Zoon politikondur. Doğru. Ama resmin yarısı, madalyonun yarısı budur. İnsanın bir yanı da bu sürüden kaçma eğilimindedir.